Bizde bulunan Milli Mücadele Dönemi Savaş Alanları ve Şehitlikleri ile ilgili yüzey araştırması bilimsel danışmanı, öğretim görevlisi Doktor sevgili Talat Koçak. Hoş geldiniz sevgili Talat Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. programımıza. Önemli konulara değineceğiz. Eminiz ki hem bizi dinleyenler hem de izleyenler tarihe dair doyurucu bilgiler alacak. Bu yoğunluk arasında bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tabii bilenler biliyor bizi de. Siz benim eski arkadaşımsınız. Tabii ki. İkimiz de Afyonkarahisarlıyız. Bizim kurumdan, üniversitemizden böyle bir talep gelince ben de mutlu oldum. Hem eski dostumuzu görmüş olduk hem Tabii de ki. yapılan çalışmaları burada anlatma Eline boyuna fırsatı değerlendireceğiz. buldum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle bir projeye neden ihtiyaç duyuldu? Bununla başlayalım dilerseniz. Afyonkarahisar önemli bir kent. Tarihin her döneminde önemli bir kent oldu. Son dönem yapılan yüzey araştırmalarıyla yine aslında isim verebiliriz. Profesör Doktor Özdemir Koçak Hoca başkanlığında ve Afyon Müzesi ile ortaklaşa yürütülen yüzey araştırmalarında kentin tarihinin milattan önce 6000'lere kadar gittiği tespit edildi. 2000 de burada var. 8000 yıllık bir tarih. Ben öğrencilerimize hep anlatırken şunu anlatıyorum. Neden Afyonkarahisar'da tarih bölümü, arkeoloji bölümünü tercih etmeliyim diye soranlara hep şunu söylüyorum. Yani Demir Çağı'nın önemli kentleri burada. Helenistik dönemde yine Mustafa Bilgin hocama da buradan selam olsun. Apamea kenti çok önemli. Helenistik dönemde de güçlü bir kent. Apamea barışı diye bir barış var zaten. Hani o çağın tırnak içerisinde süper güçleri gelip Dinar kentinde bir barış anlaşması imzalamışlar. Dünya Savaşı'nı bitiren, o dönemin Dünya Savaşı'nı bitiren bir anlaşmadır. Keza Orta Çağ'da Amorium kenti, Anadolu'nun en büyük kenti. İstanbul, Selanik ve Amorium ve Anadolu'daki en büyük kent de Amorium olmuş oluyor. Yine orada da kazı çalışmaları devam ediyor. Kentin Selçuklusu ve Osmanlısı da çok güçlü. Bununla birlikte Cumhuriyet tarihi de önemli. Neden? Çünkü büyük taarruz bu kentte başlar. Kocatepe yani bizim düşmana, işgalci kuvvetlere, emperyalistlere, itilaf devletlerine veya onların maşası olan Yunan ordusuna ilk tokadı attığımız yer, yani ikinci tokadı, birinci Sakarya'dır ama o süpürme harekatını başladığımız yer Afyonkarahisar. Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar diye boşuna Evet, söylemiyoruz. evet. O noktada da o güzel bir, içi boş bir slogan değil. Onu söyleyelim. Gerçekten Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar. Tabii milli mücadele deyince de hep Kocatepe geliyor akla. Kocatepe tabii ki önemli ama pek çok da siperlerde savaşlar olmuş diye şöyle kısaca bir genel giriş yapayım. Ve projenin paydaşlarından da söz edelim. Birçok kurum bir araya gelmiş. Hangi kuruluşlar var senden öğrenelim. Tabii ki. Başta Kültür Bakanlığı'na çok teşekkür ederiz. Çok kolaylaştırdılar bürokrasiyi. Hani bilenler bilir, normal şartlarda bir yıl öncesinden bir dosya oluşturulup projeye başvurmak gerekiyor. Fakat 100. yıl olduğundan dolayı Mart-Nisan gibi dosyamızı oluşturduk, gönderdik. Kültür Bakanlığı da sağ olsun hiç bekletmeden anında onayladı. Çünkü Milli Mücadele'nin de 100. yılı idi. Büyük taarruzun 100. yılıydı. Ondan dolayı sağ olsunlar onayladılar. Tabii Kültür Bakanlığı bir paydaş. Bunun alt olarak, kurumlar olarak ilk Kültür Müdürlüğü, Afyonkarahisar Müzesi paydaşlardan bir tanesi de o. Afyonkocatepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi de diğer paydaşlar. Oralardan da hocalarımız çok sağ olsunlar. Yani ikiletmediler hemen. Gerek yüzey araştırması noktasında tecrübeli eski çağcı ve arkeolog hocalarımızdan da destek alıyoruz. Bununla birlikte tarihçi, Cumhuriyet tarihi alanında çalışmış, arazi bilmeyen ama
bu işin evrak kısmında, hani bu Osmanlıca noktasında hocalarımızdan da inanılmaz derecede gerçekten destek alıyoruz. Bu noktada hepsine de müteşekkirim, onu da belirteyim. Ne güzel bir aslında ilke imza atıyorsunuz. Bir sürü done toplanacak. Evet. Savaş alanları bir anlamda ortaya çıkmış olacak. Bu yüzden çok heyecan verici bir proje sahiden. Proje ekibinde olan araştırmacılardan da bahsedelim. Onların emekleri değerli çünkü. Tabii ki, tabii ki. Tabii önce hepsine ayrı ayrı teşekkür edeceğiz ama az evvel de söyledim. Çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Başta Profesör Doktor Ahmet Altıntaş hocamız, Cumhuriyet tarihçisi. Zaten yüksek lisans tezi sanıyorum Milli Mücadele döneminde. Afyonkarahisar ve havalisi o hocamıza. Yine Konya Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Özdemir Koçak hocamıza. O da eski çağcıdır ama araziyi bilir. O bürokratik işlemler konusunda da bize ne zaman arasak yardımcı oldu. Yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan doçent doktor, özür diliyorum, İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nden doçent doktor Esra Öztürer. O da Türkiye'deki az sayıda Türk-Yunan ilişkileri uzmanlarından Yunanca bazı belgelerin çözümlenmesinde bize sağ olsun yardımcı oldu. Yine doktor öğretim üyesi Mustafa Bilgin Hoca, yine ekibimizin üyesi. Evet, kendisini ağırlamıştık kampüs programında. Evet, evet. Çok kıymetli çalışmalar yapan bir hocamız. Çok gerçekten öyledir. Bunun haricinde de yine benim oda arkadaşım, oda arkadaşlarım aynı zamanda öğretim görevlisi Gülden Yürektürk ve Burak Ahmet Saka var. Bunlar da sağ olsunlar işin bu Osmanlıca okuması ve belgelerin yönlendirilmesi noktasında inanılmaz derecede yardımcı oldular. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Geleneksel Türk El Sanatları bölümünden Kifayet Özkul hocamız da hiç tereddütsüz kabul etti. O da bizim zaten sanatçı kendisi. Hı hı. Bizim Milli Mücadele Dönemi projesinin logosunu sağ olsun tasarladı. Bunun haricinde Türk Dili, Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Tarihçileri bölümlerinden de Profesör Doktor Cüneyt Akın ve araştırma görevlisi Elif Alakuş da. Bunlar da bir halk bilimci. Hani yöredeki artık böyle efsanevi unsurları da milli mücadele ile ilgili onları derleme gayreti içerisine girdiler. Bir de bizim olmazsa olmazımız, bir arkeolog kadar, bir tarihçi kadar haritacılar bizim için çok önemli. Harita bölümünden, harita mühendisliği bölümünden araştırma görevlisi Ömer Gökberk Nalin ve Abdülgafur Çapar işte sağ olsunlar. Birazdan bahsedeceğiz. Kolonkaya, Teperoğlan ve Kazuçuran mevkilerindeki o haritalama çalışmalarında yardımcı oldular. Genelde uydu görüntüleriyle bu işler yapılıyor. Evet. Ama hani tabii o da bir şey, yani küçümsemiyoruz, önemsiyoruz. Evet. Ama haritayla nokta almak en garanti iş. Çünkü siperler kapanabiliyor, toprak kapatıyor vesaire. Bizim bir an önce bunların iyi kötü bir kayıt altına girmesi lazım. Bu noktada sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Bütün emek verenlere teşekkür ediyoruz. Bir de ekleyeyim, hep unutuyoruz. Öğretmen, araştırmacı, tarihçi Seydi Çalışkan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi'nde kendisi öğretmen. Fakat İhsaniyeli, Sarıcıovalı, daha doğrusu Emirdağlı'da eşi Sarıcıovalı. O bölgeyi sağ olsun karış karış gezmiş. Harika. Bizim de işimizi çok kolaylaştırdı. Onu da belirteyim. Belki zaman içinde böyle gönüllü vatandaşlarımızdan da destek verenler olacaktır. Evet. Milli mücadelede ilimizin önemini konuşalım. Çünkü bunu anlatırsak konu çok daha net anlaşılmış olur. Herkes bir parça biliyordur ama bir uzman gözüyle neler söylersin? Az evvel de bahsettik. Milli mücadele derken Afyonkarahisar. Hep dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyoruz ama jeopolitik açıdan da, jeostratejik açıdan da hani bütün Afyonlar bilir, tüm yolların kesiştiği yerdir deriz. Gerçekten öyle. Tarihin ilk döneminden beri de böyle olmuş. Evet, tarihin kesişme noktası Afyonkarahisar'dır. Bu noktada da Yunan işgali döneminde hani Yunanların Afyonkarahisar'ı işgal ettiklerini görüyoruz. Tabii
Bu bölge kavşak noktası olduğu için Ege'nin bitim noktası, Orta Anadolu ve Akdeniz'in de kesişim noktası aslında bir açıdan. Yunanlılar zaten o kadar askeri birliklerle en fazla buraya kadar işgal edebilirlerdi yani. Çünkü kapı orası, Afyon, Anadolu'nun kilidi gerçekten. Ve milli mücadele döneminde Afyonkarahisar'ın o dönemde işgal edildiğini görüyoruz. Şimdi en son işgal noktası burası ve otomatikman zaferin kilidi de yine burası. Buradan başladı zaferin kilidi. Tabii milli mücadele döneminde sayısız kahramanlar da çıkardık. Bir tanesi, Allah rahmet eylesin, Afyon'un ilk belediye başkanıdır da Afyonkarahisar'ın, Halil Ağa merhum. Yine Şükrü Çelikalay, yine Anadolu'da Afyonkarahisar'da bir direniş grubu kurdu. Afyonlu gençlerle ve sonrasında da normal düzenli orduya da katıldı. İlk dönem milletvekilliği de yaptı. Allah gani gani rahmet eylesin. Yine kilit noktada hep bu tartışılır. İşte ilk kurşun nerede atıldı? İzmir'de mi atıldı? Hatay Dört Yolda mı atıldı? Vesaire. Şimdi o tartışmalara girmeden kemiklice bir laf edelim. Hani ilk düzenli ordunun attığı, hani tartışmasız kurşun Ayvalık cephesinde Ali Çetinkaya'nın ve birliklerinin yaptığı şeydir. Ali Çetinkaya'yı da burada rahmetle analım yani. Bunları söyleyebiliriz. Bir önemli asker ve devlet adamlarından bir tanesi. Tabii, kesinlikle. Yani bunu şeksiz şüphesiz söylüyoruz. Yani vatanın kurtulması noktasında bu kentin düşman çizmeleri altında ezilmesinin engellenmesi noktasında kim bir tane taşı Türk askerinin önünden çekmişse, Mehmetçiğin önünden çekmişse hepsine biz rahmet okuruz. Onu belirtelim. Dolayısıyla milli mücadelede ilimiz kritik bir önem tabii sahip. Tabii ki, evet. Yeniden projeye dönersek, yüzey araştırmasından envanterlik malzeme bulabildiniz mi? Evet, malum Afyon Müzesi yenileniyor ve çok da yoğun müzedeki arkadaşlar, Mevlüt Ülmez, müze müdürümüz, arkeolog Mevlüt Ülmez başkanlığında yeni müzeyi düzenleme çalışmaları içerisindeler. Tabii burada Mehmet Tanır Bey de çok gayretli, İl Kültür Müdürümüz, ona da atlamayalım. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Envanterlik malzeme noktasında çok sayıda hem Yunan ordusundan hem de Türk ordusundan kovan bölgeden çıktı. Evet. Eskiden Zafer Müzesi'nde de sergiledi. Evet, evet, evet. Tabii bir Yunanlılara ait Yunan askeri muhtemelen ya kaçarken ya o sırada sanıyorum gümüş. Gümüş bir Yunan, 1895 sanıyorum, tarih yanıltmasın, tarihine tarihlediğimiz bir Yunan parası bulduk o döneme ait. Tabi o döneme ait hani top parçaları veya çok sayıda curuf diyoruz, hani demir parçaları vesaire. Çeşitli altınlar diyelim. Evet, evet, o noktada savaşa dair, savaş tarihini daha çok ilgilendiren bunları bulduk. Yani. Vatandaşların elinde belli dokümanlar, malzemeler varsa size ulaştırsınlar mı? Tabii tabii, ulaştırabilirler. Zaten şunu söyleyeyim, yani vatandaş bu noktada duyarlı. Hani onu belirtelim. Çalışma yaparken mutlaka gelip soruyorlar. Gelip sorar veya bizde böyle bir şey var veya beden böyle bir şey duymuştu diye gelip sağ olsun anlatıyorlar. Bunu sorduğumuz iyi oldu. Arada da tabii Selim Erdoğan Bey'in çalışmaları da var. Hani araziyi de biliyor. Kendisi sanıyorum jeoloji mühendisi ama şimdi evrakları çıkardığı kitaplar da var son dönemde. Hani bir de bu halkın enerjisini diri tutma noktasında da biz tabii akademisyeniz. Hani bir yere kadar hani şey yapabiliyorsun ama bu halkın sürekli milli mücadeleyi, milli mücadele kahramanlarına gündemde tutması da bizi bir aile mutlu ediyor. Yine Süleyman Duman da sanıyorum emekli asker o da. O da Kütahya Eskişehir muharebeleriyle ilgili bir kitap çıkardı. Popüler. O da epey satıyor yani bu kitaplar. Bu da bizi bir aile memnun ediyor yani. Halkın tarihi. Bu alanda
yetkin olan insanların çalışma yapması tabii ki. Tanıklıkları ortaya koyması önemli. Tabii ki. Yüzey araştırması projesi hangi ilçeleri kapsıyor? Bu alanları seçmenizin nedeni nedir? Evet, güzel bir soru. Aslında bir tane gerçek nedeni var. Yani ilmi nedeni, bir tane de pragmatik nedeni var. Bu tip şeyler genelde üst üste çakışmaz. Bizim Afyonkarahisar projemizde bu çakıştı. Şimdi İhsaniye bölgesi, Frigya bölgesi. Sayın valimiz de Gökmen Bey de sağ olsun. Ne güzel çalışmalar yapıyor. Evet evet, yani hani Afyon'da bir laf vardır, at kazıktan oynar derler. Yani hakikaten öyle. Vali Bey'in önderliğinde güzel çalışmalar yapılıyor. Frigya'nın tabii ki demir çağı var. Daha sonraki dönemleri de var. Roma'sı da var. Bizans'ı da var. Osmanlı döneminde kurulan köyler de var. Cumhuriyet dönemi yüzey araştırmasına dair gezilebilecek alan da var. Yani onu da belirtelim. Hani o noktaları ön plana çıkarmak istedik. Bir de benim naçizane, tabii biz de büyük taarruza odaklıyız. Çünkü zaferleri severiz. Hı hı. Ama şimdi Kolonkaya, Teperoğlan ve Kaz Uçuran mevkilerinde biraz da nereleri burası? Biraz daha spesifik. İhsaniye, Sarıcaova tarafında, özellikle Kolonkaya tarafı biraz daha Frigya bölgesine yakın bir alan. Bu alanlarda çalışma yapma ilk etapta uygun bulduk. Bu da şundan dolayı, şimdi Kolonkaya gezi istikametine uygun bu Frigya. Bir de ilmi açıdan da şöyle bir gerekçemiz var. Şimdi biz büyük taarruzu biliyoruz. Ama hani Kütahya-Eskişehir muharebeleri var. Tabii mağlup olmuşuz orada. Ordu geri çekilirken inanılmaz da kayıplar vermişiz. Şimdi bu bölge hem İnönü Savaşları'nın yakın cereyan ettiği yer ve Kütahya-Eskişehir ve büyük taarruzun da birebir tanığı. Hani o noktada hani bu kadar tarihe tanıklık etmiş bölgenin elbette ki hani çizimlerin yapılması noktasında bizim de bir çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Bunu belirteyim. Bir de Kolonkaya tarafındaki siperler, 7 kilometrelik bir siper hattı var. Kayalık bir alan olduğu için siperler bozulmadan kalmış. Çok güzel. Bir de arka tarafta da, yani yönünüzü böyle batıya döndüğünüz zaman arka tarafı da halkımızın duyarlılığı diyelim. Vatandaş tarlalarını hibe etmiş devlete. O bölgeyi de olduğu gibi ağaçlandırmışlar. Yeşillik, doğa noktasında da harika. Ve siperler de bozulmamış. Çok rahat gezilebilecek bir alan Kolonkaya bölgesi. Hem Kütahya-Eskişehir hem de büyük taarruzunda tanıklığını yaptığı bir bölge. Bundan dolayı İhsaniye ilçesi. Tabii bundan dolayı İhsaniye ilçesi. Bir de devam edeceğiz tabii inşallah bir dahaki yılda. Yine civar yerlerinden. Özellikle haritalandırma çalışmaları bizim için çok önemli. Hani Kolonkaya'da çok büyük sıkıntı yok, kayalık olduğu için. Fakat toprak siperlerin bulunduğu yerler zaman içerisinde kaybolabiliyor. Bunların ölçümlerinin yapılması, çizimlerinin yapılması bir aile önemli. Belki zaman içinde bu belirlediğiniz alanlar ziyarete de açılacak vaziyete gelir. Tabii. Bu konuda da inşallah güzel adımlar atılsın. İnşallah. Evet. Zaten rahat gezilebilir yani şu anda da. Bilgilendirici bir şey. Evet, tabelalarla. Tabii doğru. Olabilir, evet. Proje için eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak bunları sormak istiyorum. Proje için ben başta Kültür Bakanlığı'na ve isim de verelim, yani Yahya Coşkun Bey'e, tabii ki. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü tabii ki Mehmet Karakaş, Profesör Doktor Mehmet Karakaş hocamıza çok teşekkür ederim. Tabii ve akabinde de Kültür Müdürümüz Mehmet Tanır'a, Mevlüt Üymez Bey'e, arkeolog ve sonrasında bize her türlü çalışma, müzedeki personele, yani isimlerini tek tek sayamayacağım. Tabii. Çünkü biz de beraber onlar da geldiler. Ve arada ekipte de atladık. Bizim doktora öğrencimiz var Ankara Üniversitesi'nden. Yüksel Yıldırım hanımefendiye de çok teşekkür ederiz. O noktada hani
kimse kalmasın. Tabii. Çok güzel bir imece ruhu oluşturmuş. Evet, anlaşılan evet. Herkes çorbaya biraz olsun tuz ilave ediyor. Aynen öyle. Çok uyumlu da bir ekip olduk. Gayet hani biz memnunuz kendilerinden inşallah. Onlar da bizden memnunlardır. Evet. Çünkü bu tip şeyler çok yakalanmıyor. Yani hani hocalar gayretli oluyor, yerel idareciler evet. Durumun önemini anlamayabiliyor. Veya üniversite ayakları eksik kalabiliyor. Bu noktada hani o dörtlü, beşli, üçlü de değil, bizim sac ayakları çok. Hı hı. O hepsinin senkronizasyonu çok önemli. Bu noktada da hani gayet uyumlu. Kesinlikle. Aman zar değmesin diyelim de devam edelim inşallah. Bu arada 100. yılla ilgili Zafer Haftası'na yetişecek bir etkinlik mi diye sormuş bir dinleyicimiz. Hayır. Sosyal medya üzerinden. Netice olarak sunulacak mı? 100. yıl noktasında biz zaten bütün yapılan yüzey araştırmaları ve kazılar sene sonunda yani Ağustos ayı gibi Kültür Bakanlığı'nın uluslararası kazı sonuçları raporları sempozyumu var. Türkiye'de bakanlık nezdinde çalışan yabancı, yerli bütün uzmanlar orada gelip sunumunu yapıyor. Biz de onu inşallah Kültür Bakanlığı'nın uluslararası sempozyumunda sunacağız. Bu noktada da önemli tabii Cumhuriyet tarihi yakın dönem yüzey araştırması pek yok bildiğim kadarıyla. Bu noktada da belki bir ufuk açıcı bir şeyler olabilir. Güzel bir done sunulacak ve bundan sonraki araştırmacılar için de belki rehberlik edecek. Tabii ki. Bu anlamda emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hem şehrimiz adına hem de programımıza konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi alıp dinleyicilerimize veda edelim. Son sözlerimiz gayet Afyonkarahisar'da çok olumlu bir hava var. Hem üniversitenin, üniversite sanayi veya üniversite halk, üniversite iletişim bu noktada çok güzel bir senkronizasyon yakalandı. İnşallah bu böyle devam eder. Bu böyle devam ettiği müddetçe de kentimiz kazanacak. Ben Afyonkarahisarlıyım. Tabii ki. Kendim. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde de İnkılap Tarihi bölümünde bu vazifeyi yapıyoruz. Yani bu noktada hem Türkiye'ye hem memleketimize faydalı olma gayretindeyiz. Ortaya çıkarmış evet. Olacaksınız. Emeklerinize sağlık. Sevgili dinleyenler, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde süren kampüs programında Afyon'da bulunan milli mücadele dönemi, savaş alanları ve şehitlikleriyle ilgili yüzey